Merhaba, herkese iyi pazarlar. Az önce sizlere bir mesaj gönderdim ve bu mesajı 8.9.2019 tarihinde internet sitemde de yayınladım. Yalnız konunun tam olarak anlaşılmadığını fark ettiğim için bir de kısa video çekip sizlere sunmak istedim. Zira eşim dahi yazılarımın sonuna kadar okumadığını bana iletince aynı durumda sizin de karşı karşıya kalacağınızı düşünerek size bu önemli konuyu bir de video ile anlatmak istedim. Bu videom, bu mesajım bizde dosyası olan müvekkillerimize, yalnız kimlere, yıllar önce borçlanmalarını yatırmış olsalar bile son düzenlemeden etkilenecekler. Peki son düzenleme ne? SGK 15 Ağustos 2019 tarihinde 2019-16 sayılı bir genelge çıkararak daha önceden işlemlerini yapmış olanların aylıklarında oynama yapacağının sinyallerini verdi. %30 ile %50 arasında aylıkları düşürecekler. Buna engel olmak için bazı adımların atılması gerekiyor. Tabii biz dosyası bizde olan müvekkillerimiz için gerekenleri yapıyoruz. Fakat sizlerin de yapması gereken bir şeyler var. E-Devlet şifreniz varsa lütfen Türkiye.gov.tr adresinden E-Devlet sistemine girin ve sigorta, tescil ve hizmet dökümünü çıkarın. 4A hizmet dökümü. Şayet E-Devlet şifreniz yoksa lütfen konsolosluktan bir randevu alın ve konsolosluktan bu şifreyi edinin ve bizim internet sitemizde yayınladığımız linkten sigorta, tescil ve hizmet dökümünü indirin. Barkodlu şekilde indirin, elinizde delil olsun. Bunu neden yapmanızı istiyorum? Biz sizin emekliliğinizin yüksek olması için bazı yıl aralıkları seçtik. %70 katsayılı yıllar. Bu yıllara göre emekli olsanız çoğunuz muhtemelen 2000 liranın üstü alacak. Herkes de farklı, 2000 ile 2300 lira arası. Yalnız SGK bu son genelgesiyle bizim elimizde belgeler olduğu halde, imza kendi imzalı tasdikli belgeleri olduğu halde ödemelerin en kötü yıllar için yapılmış sayıldığına yönelik bir genelge çıkardı. Ve bunu nasıl yapacaklar? SGK sistemleri değiştirecek. Bu değişmeden elimize delil olacak belgeler edinelim. E-Devlet sistemine girelim. SGK tescil ve hizmet dökümünü barkodlu bir şekilde çıkaralım. Ve bu barkodlu şekilde çıkardığımız belgeyi saklayalım. Bu bizim elimizde ciddi bir delil olacak. SGK neyi değiştirecek? Mesela siz en yüksek maaş getirecek yılları ödemişsiniz. SGK en düşük maaş verecek yılları ödenmiş kabul edecek ve sistemleri o şekilde değiştirecek. Yalnız tekrar söylüyorum, bu dediğim şey daha aylık başlatmamış kişiler için geçerli. Hangi tarihte ödemeyi yaparsa yapsın, aylık başlatmamış kişiler için geçerli. Aylık başlatan kişilerin tedirgin olmasını gerektiren bir durum yok. Şu anda ikili bir ayrıma gidiyoruz. Yaşı geldiği halde değişik sebeplerden aylık başlatmamış kişiler, yani bizim müvekkillerimiz bizimle bağlantıya geçiyor. Onlara değişik bir formülle bu yeni genelgeden zarar görmeyecek bir sistem yapıyoruz. Fakat yaşı gelmediği için bekleyen kişiler sadece şimdilik bu dediğim hususu yapacak. E-Devlet sisteminden bu kayıtları çıkaracak barkodlu şekilde ve bunları saklayacak. Yaşı gelenler de bizimle bağlantıya geçecek. Yani çalışıyor olsa bile, yardım alıyor olsa bile bizimle bağlantıya geçecek ve onlara daha değişik yollarla bu genelgeden etkilenmemelerini sağlamamız gerekiyor. Onun için sizden haber bekliyorum. Lütfen bu mesaja dikkat gösterelim. Ben sizler için elimden geleni yapıyorum. Siz de benim sizden istediğim bilgi ve belgeleri zamanında çıkarırsanız maaşlarınızın düşmesini birlikte engellemiş oluruz. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Sonraki adımlar için size tekrar dönüş yapacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.